Bugün 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili halkın nabzını ölçmeye çıktık. Halkımıza soracağız. Seçimle ilgili düşünceleri neler? Adaylarla ilgili neler düşünüyorlar? Bunları öğreneceğiz. Sinop'un çok ciddi sorunları var. Özellikle Sinop'un çok ciddi sorunları var. Yıllardan beri el atılmamış, ilgilenilmemiş. Çok ciddi sorunları var. Onun için en büyük sorunu ne sizce? Trafik sorunu, otopark sorunu, yani yol sorunu özellikle çözülmesi lazım. Dışarıdan gelen içeri giremiyor. Bunu en fazla biz yaşıyoruz. Trafik, yani şu toptancı olduğum için Sinop Dağı'nın sahibiyim. Sinop'ta trafik sorunu özellikle biz sadece yazda yaşamıyoruz. Kışta dahi trafik sorunu yaşıyoruz. O da yol. Yol. İyi olur Sinop için. Ben Barış için daha yakın görüyorum kendimi. En büyük sorun trafik sorunu. Ama yapılacak bir şey de yok gibi. Çünkü alanımız belli. Girişi çıkışı belli. Ama otopark yapılırsa çözülür. O gelse de olur. Şöyle olur. En azından arkasında büyük bir destek olduğu için iyi olur. Aday da fena değil. Burada kazanacak olan vatandaş olsun. Şöyle diyeyim, %60 Barış Ayhan kazanır. Kesinlikle. Çünkü burası sosyal demokrat bir yer. Vallahi ne sağ ne sol. Biz sadece hizmet istiyoruz. Yani bu Sakarya Caddesi'nde esnaf olduğumuz için burada çok sıkıntılar çektik geçmiş döneme ait. Yani bu sıkıntıların giderilmesini, yani sağ da gelse sol da gelse hizmet istiyoruz. Şimdi öncelikle kim kazansın derseniz Sinop kazansın. Diyeceğim. Yani. Sizce Sinop'un en büyük sorunu ne şu an? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben yılların belediyecisi olarak birçok sorunu çözdüler. Sağ olsun şimdiki bırakacak belediye başkanımız da Sinop'a çok büyük hizmetler verdi. Kendisine öncelikle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. En büyük sorunumuz su sorunuydu. Su sorunu çözüldü. Sinop için ben CHP'nin kazanmasını istiyorum. Ben CHP'liyim. CHP'nin üyesiyim. Delegesiyim. Yanlış kişiye sordunuz. Yanlış cevaplar alıyorsunuz. Çözümünü kim gelirse gelsin çok zor olacak. Yani A parti, B parti diye bir şey yok. Çünkü Sinop'un potansiyeli belli. Yani geldiği zaman işte aşağıda tersanede otopark gibi bir yerler yapılıyor. Biraz bir nebze belki ferahlatabilir. Ama başka bir yerde Sinop'u görüyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Yani çözülecek gibi. Çıkış yapacak dediler, hala yok. İlla ki o trafik sorunu devam edecek. Peki Sinop için kim gelirse daha iyi olur? Hangi aday gelse? AK Parti gelse daha iyi olur. Neden? Bir nedeni var mı? Çalışmak sorunla. Bu çalışmadı bak. Bu gitti. Bu gelecek de çalışmaz. Bu kaç seneden beri CHP, bu Sinop bir 50 sefer daha geriye gider. Bak Ayancık buradan çok ileride. Yolu, izi, her şeyi. Burada yok. Evet, evet. AK Parti olmadı da zaten bak bu Sinop tamam AK Parti alırdı iddia etmem burayı belediye seçiminde. Fakat köylerinden alacaklar. Burası CHP. Belediye başkanı olsana. Belediye başkanı olacağım, evet. Her şey sen olacaksın yani. Her şeyi ben yapacağım. AK Parti'nin adayı iyi de AK Parti'nin şehir merkezinde oyu yok. Köylü olsa alır. Ben AK Partiliyim ama burada zor. Şimdi ben de aynı düşüncedeyim. Yani burasının şeyde İstanbul'da olsa AK Parti alır. Ama buranın şeyini bilmiyorum ama genellikle CHP'li kanaatim, görüşüm. Doğru. Fazla bilmiyorum. Sinop için sizce hangisi gelse daha iyi olur size göre? AK Parti gelse bir numara yaparlar vallahi. Peki neden? Ya burası CHP'li, burası AK Parti hep, ne bileyim ben, hep emekli şu bu. Bir alışmış da kök bir şey yapmış, hep ters. Evet. Hükümet alırsa AK Parti buraya Paris yapar yani. AK Parti alırsa çok burası daha gelişmiş olur. İyi olur. İyi olur. AK Parti'ydi galiba ya daha önce. Evet, senelerden beri ben İstanbul'dayım. 40 seneden beri. O tüp kuyruklarını, o su kuyruklarını, o atom bombaları, havaya süs bombaları attığı zaman da CHP'nin zamanı değil. Evet. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Yani yarın bir gün gelince onlar şey mi olacak yine? Yine aynı. Yine aynı olacak. Yani 15-16 seneden beri şimdi kim fakir var? Fakir. Şimdi abi burada şimdi şeylere, fakirlere bizim köyün uşağını bilen devlet para dağıdı, şey abi hiç çalışmadan geçiniyle. Eskiden hastanenin önüne mi giriyorduk, şeye mi giriyorduk? Hiçbir yere giremiyorduk.
Ama şimdi AK Parti çalışıyor abi. Şimdi o konuda belediye de bilmiyor ama burası şimdi burası zor. Burası bir zihniyetleşmiş, bir kökleşmiş. Ama bu kafadan vazgeçmemiz lazım. Senin düşünceniz ne? 31 Mart yerel seçimler için düşüncemiz Sinop için %90 CHP gözüyle bakıyoruz. CHP'nin alacağına inanıyoruz burada. Peki size göre Sinop'ta CHP'nin alması mı daha iyi olur, AK Parti'nin alması mı daha iyi olur? Sinop'un gelişmesi açısından. Sinop'un gelişmesi açısından AK Parti'nin alması belki daha iyi olabilir. Şimdi sonuçta başta onlar olduğu için daha iyi olabilir belki ama CHP alsa bizim için daha iyi. Mete Çağlaş. Mete Çağlar'ın ismini duydum. Tanımıyorum şahsen olarak ama burada bağımsız alacağına inanmıyorum. Burada %90 CHP getirir burayı diye düşünüyorum. Düşüncem o iktidar tarafı olsa bence daha güzel olur. Peki neden? Neden? Çünkü güç, devletten güç gelir. Etekel olsa gelmez. Diğerleri olmaz yani değil mi? Diğerleri olmaz. Şimdi destek gelmediği zaman da ne olacak? Peki. Ya, şu an AK Parti alır diyorum. Tamam. Neden? Bir sebebi var mı? AK Parti sebebi şu yani. Güzel, seviyor millet AK Parti Sinop'ta. Büyük bir ihtimal alır diyorum ben de. Size göre hani AK Parti'nin mi gelmesi daha iyi olur, CHP'nin gelmesi mi daha iyi olur? Bence AK Parti'nin gelmesi daha güzel olur.